Çok önemli aslında bu söyledikleriniz. Tabii bu arada çok önemli bir cümle de, özellikle Sovyet devrimini eleştirmesi, işte ne bileyim Sovyetler Birliği'nin yıkılması 20. yüzyılın en büyük trajedisidir gibi yani sözü de varken, yani Sovyet devrimini sövmeye başlaması, ki Sovyetler yani Kurtuluş Savaşı sürecinde biliyorsunuz Lenin'in yazışmaları var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Çok açık bir şekilde destek vermişti. Bunları da bir kez şöyle bir hatırlayalım, geçmişe doğru bir yolculuk yapalım derim. Yani bu konuda ne söylemek istersiniz? Orayı biraz açarsanız sevinirim. Gerçekten önemliydi. Şimdi bir de hani emperyalist niyetler için geçmişe yönelik referanslar yapmak, bu toprakların Rusluğundan bahsetmek çok yanlış. Size şöyle söylerim, emperyalist veya yayılmacı bakış açısını her millet kullanabilir. Ben de Türk gözüyle bakarsam, o coğrafya Türk coğrafyası biliyor musunuz? Nerede? Doğuda, Mançurya'dan Macaristan Ovası'na kadar Türk coğrafyası. Onun için bu tür yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değil. Bakınız, bu tür yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değil. Halbuki o neyin üzerine inşa etmeliydi? Yaşam hakkı. Birlikte barış içinde yaşamak. Emperyalist niyetler. Emperyalizme karşı koyma. Bunlar ne kadar haklıysa, yayılmacı ve çarlık zihniyetine referans yapan, hatta Petro'nun stratejisine yakın düşen bu değerlendirmeleri çok yanlış oldu. Bir de kardeş halk, aynı din, aynı kültür, aynı dil. Bu da çok doğru değil. Niye doğru değil? Aynı dili konuşuyor olman, aynı dinden olman, aynı etnik kökenden olman tek bir devlet altında yaşamanı gerektirmez ki. Bakın Avrupa'ya bakıyoruz. Almanya, Avusturya. Ne farkı var birbirinden? Ne farkı var? Şimdi onlar birlikte, yani birlikte yaşamak demek mi bu? Kanada, Amerika Birleşik Devletleri. Aynı dili konuşuyorlar. Ama aynı devlet. O zaman Türklerin de tek bir devlet altında yaşama hakkını da tanıman lazım. Onun için bence Putin'in bu yaklaşımları da doğru değildi. Bir de öyle bir hata yaptı ki Recai Bey. Şimdi tabii ki kabul ediyorum tarihsel bu bağı, sonunda Slav kökenini kabul ediyorum. Ama buraya müdahale ederek sivil halka zarar vermek istememesine rağmen, savaşın doğasında var bu. Zarar oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Artık Ukraynalılarla Rusların birlikte beraber yaşama şansı kayboluyor biliyor musunuz? Çünkü araya kan giriyor. Kan davası giriyor. Bence bu bakımlardan ne kadar haklı gerekçeleri varsa, bu operasyonu yönetim açısından da büyük yanlışlar yaptı. Tabii ki bu işin arkasında devlet aklı da var. Ben bunu inkar etmek istemiyorum ama Recai Bey, otoriter rejimlerde bu tür hatalar daha kolaylıkla yapılıyor biliyor musunuz? Bakın, otoriter rejimlerde bu tür hatalar çok kolaylıkla yapılıyor. Hatta hatırlarsınız, bu harekat öncesinde bir güvenlik konseyi gibi bir toplantısını vermişti televizyonlar. Orada Putin'in ben bakanlar kuruluna, işte istihbarat şefine davranışlarına ve konuşma stiline baktım. Bu çok kolaylıkla belli oluyordu. Hatta bazen nezaket ölçülerini bile aşan tavırlarını bile sezmeye başladım orada. Şimdi ama bunu söylerken bunun arkasında hiç devlet aklı yoktur demiyorum. Tabii ki var. Niye var? Hatta ben geçen bir yazımda da izah etmiştim. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin tehdit olduğunu, kabul edilemez uzun olduğunu Putin iktidara gelmeden de devlet aklı, düşünce kuruluşları, akademisyenler söylüyorlardı. Yani tabii ki bu işin içinde bir devlet aklı var ama otoriter rejimlerin bu tür işlerde kolayca hataya gelmesi mümkün oluyor. Bir de başlangıç aşamasında Rus halkının desteği
yükseklik değildi. Hatta 24, 25, 26 Şubat kamuoyu yoklamalarında %50 civarındaydı. Başlangıç aşamasında böyle askeri operasyonlarda genelde yüksek olur. Ama zorluklarla karşılaşınca, halk eziyet çekince ne olur? Bu azalır. Bence başlangıç aşaması için bu esasında düşük bir destekti. Ve şu anda Amerika ilk round'u kazandı. Niçin kazandı? Yapamadığı her şeyi yaptı. İşte Batı'yı dizayn ediyor, dünyayı ikiye bölüyor. Bak bunları istiyordu zaten. Savunma harcamalarının artımını sağladı. Almanya'nın Rusya ile olan bağını kopardı. Kuzey Akım 2 projesini iptal etti. Bakın NATO içinde ki aynı zamanda Macron'un 2019'da söylediği NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Aynen. Dediğini hatırlayalım. Aynen. Bakın Putin nasıl bir değerlendirme hatası yaptı biliyor musunuz? O kriz sırasında ve geçmişte özellikle de Avrupa ülkeleriyle kurduğu bu bağın daha da güçleneceğini ve NATO içindeki ayrışmanın, Atlantik'in her iki yakasındaki ayrışmanın daha da güçleneceğini zannetti. Ama aksi oldu biliyor musunuz? Bakın aksi oldu. Ayrışma sonlandı ve Atlantik ittifakında bütünleşme oldu. Bir de Putin'in şöyle bir değerlendirme hatası da var. Bilmem katılır mısınız? Buyurun. Çin'den daha fazla destek bekliyordu. Çin evet son süreçte de o da ilginç. Yani kaygı verici falan diyor. Onu başbakanı, Çin başbakanının açıklamaları var bu arada. Li Keqiang'ın, ben biraz dilim dönmeyebilir. Ukrayna'daki durum kaygı verici, ateşkes çabaları desteklenmeli diyor ama bu arada güya sizin de söylediğiniz, ifade ettiğiniz gibi yani bir savaş ve işgal olarak da değerlendirmiyor yani Rusya'nın girişimini. Diğer taraftan da İtalya ile birlikte barış için ortak çaba üzerinde bir anlaşma da yaptığını belirtelim Çin'in. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii önemli. Çin'den de bir ses çıkmıyor. Çin'in açıklamaları da ilginç. Tabii bu arada Türker Bey, tabii bu bizi de etkiliyor tabii sonuçta ama sizce bu durum nereye gider? Yani böyle kısaca ifade ederseniz ki Türkiye gündemine de dönelim. Çünkü gerçekten Türkiye'yi de çok etkiliyor. Şimdi bu uzun soluklu. Yani bugün yarın bitmez. Niye uzun soluklu? Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Siyasi hedefi ele geçirmeye çalışıyor Rusya. Nasıl siyasi hedefi ele geçirecek? İşte tamamen teslim olacak veya bir şekilde Ukrayna'da iktidar değişecek, yeni bir iktidar gelecek. Şimdi bu şartlar altında bile diyelim ki Rus yanlısı bir iktidar geldi. Nasıl elde tutacak ki Ukrayna'yı? Araya kan girmiş. Bütün altyapı tesisleri, ondan sonra askeri tesisler vurulmuş, can kayıpları olmuş. Bu durumda birliği ve beraberliği nasıl sağlayacak ki? Nasıl konumlandıracak kendini? Çok zor bir süreç. Bir de bir şekilde uzun soluklu burada bir vekalet savaşı olmasının emarelerini alıyoruz. Hatta bölgeye işte vekalet savaşçıları taşınıyor. Radikal İslamcılar geliyor. Yani uzun soluklu bir süreç. Bu yangın zaman zaman yükselir, zaman zaman düşer. Ama şu anda Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle birlikte soğuk savaş tırmandı. Bu bir uzun soluklu süreci ifade ediyor. 10 yıl, 20 yıl. Bakın buna hazırlıklı olmamız lazım. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Çin koşulsuz destek vermiyor. Niçin? Ukrayna'da çıkarları var. Ukrayna ile ilişkisi ekonomik anlamda söylüyorum. Rusya'dan daha fazlaydı. Kuşak yol, Avrupa ile şimdi Çin esasında bu küresel düzenin büyük zarar görmesini istemiyor biliyor musunuz? Görürse ekonomik olarak devamını sağlayamaz ki. Daha sessiz ve derinden gitmek istiyor. Bu gelişmeler esasında onun çıkarlarına aykırı ama tabii ki biliyor ki
uzun dönemde Rusya'nın işi halledildikten sonra oklar, namlular Çin'e dönecek, onu da biliyor. Çin esasında zaman kazanmaya çalışıyor. İşte çekimser oyuyla, kısmen verdiği destekle Rusya'nın arkasında gibi duruyorsa da yine de kendi çıkarlarının ve güvenliğinin peşinde biraz denge siyaseti uyguluyor. Sütre gerisine saklanıyor diye düşünüyorum. Onun için bu olayın kısa sürede biteceğini tasarlamak bence yanlış bir değerlendirme olur. İşte Amerika Birleşik Devletleri ilk raundu kazanmıştır. Yapamadıklarını şu anda tek tek yapıyor. Bir de hani sorun sadece yaptırım da değil. Hani yaptırımlara Rusya dayanır mı? Evet dayanır. Ama topyekün ekonomik savaş var biliyor musunuz? Kültürel savaş var. Aynen kime yaptıkları gibi? Sovyetler Birliği'ne yaptıkları gibi. Bakın aynen Sovyetler Birliği'ne yaptıklarını kime yapmaya çalışıyorlar? Rusya'ya yapıyorlar. Hatta biliyorsunuz ben bunu ikinci soğuk savaş olarak nitelendiriyorum. Birinci soğuk savaş kime karşı yapıldı? Sovyetler Birliği'ne karşı yapıldı. Peki o birinci soğuk savaşın ideolojik yaklaşımları neydi? Bir tarafta Amerika'nın liderliğinde liberal ekonomik düzen, öbür tarafta Sovyetler Birliği'nin liderliğinde sosyalist düzen. Sosyalizme karşı ideolojik savaş yaptı. Topyekün, propaganda, ekonomi, kuşatma, çevirme. Kuşak falan filan hikayesi. Zaten şöyle. Çevresini radikalleştirme. İslami kuşak. Niye? Çünkü sosyalizmi ideolojik olarak durdurabileceğin en kolay enstrüman ne? Din. Bakın, bu iğrenç yaratıkları taraftan ABD değil mi Türker Bey? Yani hakikaten şimdi bu kafa keser göle pazarından analiz yaparken taraf tutmamak lazım. Evet. Önemli değil. Yani hangi ideoloji daha iyi bizim için önemli değil. Şimdi bir savaş var. Bir taraftaki ideoloji liberal ekonomik düzen. Diğer taraftaki sosyalist düzen. Birinci savaş sonunda liberal ekonomik düzen. Bu savaş tuzak var, bel altı vurmak var, her şey var. Yendi ve bitirdi. Doğru mu? Şimdi ikinci savaş başlıyor. Ne bu ikinci savaş? Hani ideolojik olarak anlatmaya çalışırsak yine liberal düzen bu tarafta. Amerika Ukrayna hamlesiyle sağlayamadığı liderliği sağlıyor. Batı'yı dizayn ediyor. Kime karşı bu sefer? Avrasyacılara karşı. Doğu'ya karşı. Otoriter rejimlere karşı. Bunu nasıl lanse ediyor? Bakın şimdi Rusya giriyor. Propaganda savaşı. Ne görüyorsunuz? Avrupa'da ne yayınlanıyor? Sivil halka zarar. Bir tarafta otoriter rejim var. Bir tarafta demokratik rejim var. Çok yani önemli bir tespit bu söylediğiniz ama aynı zamanda da şunu da söyleyeyim. Avrupa yeni yeni ayıkmaya başladı. Yani o medyada yavaş yavaş başka yazılar da çıkmaya başladı. Yani ne oluyoruz demeye başladılar. Çünkü hakikaten ekonomik anlamda yani özellikle enerji noktasında bağımlı olduklarını konuştular ki yani daha böyle dün bir araya geldiler Fransa'da Avrupalı liderler. Onu tartışıyorlar, savunma tartışmaları var. Kriz, enerji krizi tartışmaları var. Kurtulmamız lazım diyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Buyurun ben sözünüzü kesmeyeyim ama önemli bir Türkiye gündemine dönmek istiyorum. Evet. Şimdi analiz niçin yapıyoruz? Hani şöyle diyemeyiz. Ya millet ne yapıyorsa yapıyor. Biz işimize bakalım. Böyle bir dünya yok. Önce resmi anlayacağız. Bu resimde Türkiye ne yapmalıyı planlayacağız. Şimdi yeterince güçlü olsak ne yaparız? Bir ona tokat, bir ona tokat, susun deriz, oturttururuz, barışı sağlarız. Recai Bey, böyle gücümüz var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Bu itiş kakışta ülkemizi asgari zararla kurtarmamız lazım. Ne yap?